Tuz böğü bir sonraki yıl flamingoların gelmesi ve onların üremesi için beklerken sessizliğe giriyor. Gün batarken tuz gölünün aldığı alev rengi flamingoların kanadını ebeveynler yalnız kendi yavrularından değil, tüm yavrulardan sorumlu. Bu ne? Bazıları gayretli. Ama belli ki bu yavrunun için pek de acelesi yok. Bir başka yavru çok zaman harcasa da uçmak kalemin için o kadar da kolay olmuyor. Uçma denemeleri sonunda yolculuk düşen bir yavru gücünü toparlanıyor. Uzaklara gidebilmek için herkes üzerine düşen görevi. Yeni büründüğünde Tuz Gölü sakinlerinden Arap Tavşanı gizlendiği yuvasından çıkıyor. Yalnız bacakları kanguruya benzeyen bu hayvanla karşılaşmak pek de kolay. Türkiye'de bulunan 486 kuş türünün yaklaşık 280'i bu bölge. Kuşun gözleri yorgunluğa yeni düşürüyor. Gösterilerini yapıp uzaklara, daha sıcak bölgelere gitmek için hazır olduklarını ispat ediyor. Ağustos ayının sonundan gözlerden ve insandan uzak nadiren görünen kara leylek, siyah tüyleri üzerinde değişen renkleriyle bölgenin zenginliğinin kanıtı. Yalı çapkınının hızla suya dalışı, ziyafetle sonra yalı çapkınının avı kendisi için biraz büyük bir lokma olsa da iştahla karnını doyuruyor. Tuz Gölü havzasında güneşin tadını çıkaran bıyıklı baştan kara ve birkaç kuş dışında kimse kalmamış. Artık yuvalar boş. Bu yolculuğa ebeveynleriyle birlikte çıkacak.